Klavyeyle her şeyi yapabiliyoruz. Her şeyi yani bir üs olarak kullanabiliyoruz bu klavyeyi. Zaten incelemede belirtmiştim. SteelSeries'in telefonum. Müge mesaj atmış. Kusura bakmayın, videoyu yarıda kesiyorum. Müge mesaj atmış. Müge. Müge kim lan? Müge kim oğlum? Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün sizlere Apex M800 klavye ile birlikte SteelSeries Engine programıyla neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Manjiri sekmesinde çeşitli Apex M800 dahil ayarlara rastlamak mümkün. Fabrika ayarları üzerinden gidelim. Neler yapabiliyoruz? Önce onlardan bahsedeyim. Tuşlara istediğimiz her şeyi atayabiliyoruz. Kaydettiğimiz özel makro kombinasyonlarını bile atamak mümkün. Bu açıdan oyun oynarken zamandan ve efordan tasarruf edebilmek ilaç gibi olmuş. Önceki videolarımda da belirttiğim gibi Engine programı Türkçe desteğiyle gelmiyor. Umarım ileride gelir. Bunu sürekli vurguluyorum. Bizler için vurguluyorum. Gelecektir de. Kes, yapıştır, ışığı azalt, ışığı arttır gibi seçeneklerin yanı sıra edit işleriyle uğraşıyorsanız özel kısa yolları atamak da mümkün. İşte komutu şu kadar sürede tekrar et, basarken komutu tekrarla, anında komutu gir, otomatik tekrar et gibi birçok özellik bulunuyor. Oyunlarda ne gibi bir avantajı var derseniz, özellikle MOBA türlerinde dolum süresini bildiğiniz büyülere özel ayar yaparak tek tuşta karmaşık komboları yerinde saniye kaybı yaşamadan halledebilirsiniz. Bu da düşmanlarınızın önüne geçmeniz için büyük bir avantaj. Uygulamayla birlikte klavyeye atayabileceğimiz milyonlarca ışık efekti var. Benim en çok hoşuma giden noktası 10 saniye boyunca kendim özellikle ayarladım. Basılmadıktan sonra kendini otomatik bekleme moduna alıyor ve kıpkırmızı bir hal alıyor. Özellikle geceleri film izlerken o kıpkırmızı ışık tavana vuruyor ve benim hoşuma gidiyor açıkçası. Siz de farklı birçok efekti kullanabilirsiniz. Warp efekti var, Amerikan bayrağı var. Amerikan bayrağını geçiyorum, Türk bayrağına geliyorum. Türk bayrağı yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi sınırsız bir şekilde yapabilirsiniz. Takımlarınızın rengine kadar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Klavyeyle her şeyi yapmak mümkün. Klavyede en çok hoşuma giden ayarlardan biri de ışıklandırma sistemi. Tepki veren tuş aydınlatması benim çok hoşuma gidiyor. Düz, nefes alma efektli, renk geçişli ve zaman aydınlatmalı efektleri mevcut. O kadar kapsamlı ki tuşlara özel renkler atayabiliyor ve aydınlatma süresini, şiddetini ve yönünü ayarlayabiliyoruz. Diğer güzel bir özellik de belirlenen saniyede klavye boşta kalmışsa kendisini bekleme moduna alıyor ve çeşitli ön tanımlı şablonlar ile kendini süsleyebiliyor. Uğraşınca Türk bayrağı bile yapabilirsiniz. Özellikle Rainbow ve Warp Drive efekti çok hoşuma gitti. Daha birçok farklı şablon bulunmakta. Game Sense olayına geçtiğimizde yine fare ayarları videomda anlattığım gibi oyunlara özel renk bildirimleri mevcut. Özellikle CSGO oynarken klavyenin ayarladığımız bölgelerinde can durumumuzu, mermi durumumuzu ve flashbang yediğimizde oluşan beyazlığı klavye ile hissedebiliyoruz. Klavye ile öyle bir makro atadım ki üzerinde 2 dakika boyunca uğraştım. Artık Diablo 3'e girdiğim zaman pek bir şey yapmama gerek kalmıyor. Direkt şu sol tarafta bulunan makro tuşlarına basmam yetiyor. Bekliyorum. O zaten belirli bir saniye sonra tekrar kendini otomatik olarak aktif ediyor ve devam ediyor vurmalara. Bu açıdan benim için bayağı bir zamandan tasarruf demek. Aslında arka planda çalışsa oyun, o kesmeye devam etse falan XP gelse bana mükemmel olurdu. Yani oyunun öyle tadı çıkar mıydı, çıkmaz mıydı bilemeyiz ama ben burada ders çalışırken orada alt tarafta devam edebilir. Benim için hiçbir sorun yok. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere Engine programıyla bir klavyede neler yapılabilir, ışık seçenekleri nelerdir onlara değindim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Özellikle oyun severlerle paylaşmayı unutmayın. Sana Allah'ın bir lütfusun.